İyi akşamlar efendim, masaya hoş geldiniz. Bu akşam masamda suç konuşacağız. Bir tarafı gizemli ama diğer tarafıyla da oldukça canımızı yakan bir mefhum. Ve ülkemizin önde gelen uzmanlarından bir tanesi Profesör Doktor Sayın Sevil Atasoy masamda. Buyursunlar efendim, başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Atasoy. İzninizle hocam diyebilir miyim size? Çünkü güzel olur. Alıştığım biti. Oh ne güzel. Beni de çok mutlu edecek ve rahatlatacak. Yıllardır takip ederim sizi. Kitaplarınızı, makalelerinizi, röportajlarınızı. Çok istiyordum tanışmak. Masa sayesinde tanışmış oldum. Evet. Hocam istiyorum ki şöyle biraz geçmişe gidelim. Bu yolculuk nasıl başladı? Biraz uzun ama. Biraz değil, oldukça uzun. Kartlarım dün gece epey bir zorladı beni. Uzun bir süre çalıştım ama iyi ki de çalıştım. Hızlıca şöyle bir giriş yapacağım izin verirseniz hocam. Profesör Doktor Şemsi Gök ve Doktor Ferda Gök'ün kızı olarak İstanbul'da dünyaya geliyorsunuz. Ve babanız, kıymetli babanız modern adli tıbbın kurucusu. Doğrudur. Uzun yıllarda adli tıp kurum başkanlığı yapıyor. Bir nevi babadan kıza bir meslek devrimi. Doğru mudur? Doğru. Evet. Nasıl gözlemlerdiniz? Teorik olarak öyle. Babanızı çocukluğunuzda. Bir kere bir fotoğraf görüyorum şimdi. Evet, çok güzel. Yani o fotoğraf bizim Büyükada'da orada bir kahve vardı. O kahvede çekilmiş bir fotoğraf. Unutulmayacak bir gün. Çünkü ben orada bisiklete de binerdim aynı zamanda. Yani üç tekerlekli bisiklete binerdim. Çok sevdiğim bir insandı. Yani herkes tabii babasını çok sever ama büyük bir rol modeldi aynı zamanda. Olmazsın. Evet. Ve ellerimiz birbirine çok benzer. Parmak şekillerimiz çok benzer. Bu da o bana hep onu hatırlatır tekrar. Hatırlatır. Evet. Yani elbette annemin, anneannemin yani dedemin çok büyük etkisi var. Hepsinin hayatımda farklı farklı etkileri var. Ama meslek olarak sonunda hiç hesapta yokken babamın mesleğinin bir ucundan yakalamış oldum ama hiç hesapta yoktu. Yani hiçbir şekilde öyle bir planlamamız yoktu. Kuaförlük yapmak istemişsiniz, evet, doğru. İç mimari istemişsiniz. Doğru. İlginiz varmış bu mesleklere. Evet var, hala da vardır. Yani hala yani saç severim, saçla oynamayı, kendi saçımla, başkalarının saçıyla yani kuaförlük halamdan bana kalmış olan bir meraktır. O çok ne meraklıydı şey. Saçlarına. Mimari deseniz evet hala da hem dış hem çevre mimarisi hem iç mimari çok severek izlediğim alanlardır. Ama gelin görün ki siz Türkiye'de bambaşka bir uzmanlığınız var. Adli tıp söz konusu olduğunda size danışılıyor. Sizin fikirlerinize danışılıyor. Nasıl başlıyor macera? Çok uzun. Evet çok uzun hocam çok ama uzun. Şöyle izleyicilerimizin merakını bir nebze de olsa gidermek istiyorum. Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oluyor. Biyokimya alanında uzmanlık ve tıp bilimleri doktorası. Evet. Türkiye'de olay yeri inceleme, kriminal laboratuvarların gelişmesi ve DNA delillerine katkısı nedeniyle yılın bilim insanı ödülüne layık oluyorsunuz. Ne onurlu ne şerefli bir şey. Babacığınız, affedin beni lütfen, şahit olabildin mi başarılarınıza? Büyük bir bölümü ne oldu? Büyük bir bölümü ne güzel. Oldu? Evet. Ondan evet. Da öğrendiğiniz şeyler oldu muhakkak çok, değil mi? Çok, olağanüstü. Yani hala bir şeye karar verirken mesela o olsaydı ne yapardı diye düşünürüm. Evet. Çünkü onun da kendine ait bir felsefesi, evet. Bakış açısı vardı muhakkak. Evet. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeliği. Evet. Yanı sıra Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü isimler bile o kadar artık bu kariyer hangi ara yapıldı inanamıyorum. Ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyeliği yaptınız efendim. Hürriyet Gazetesi yapıyorum da hala. Yapıyorsunuz hala. Ardından kitaplarınız var. Hepsine sırayla gideceğim ama benden reklama gitmemi istiyorlar maalesef. Hızlıca bir gidelim sonrasında buradayız. Buyursunlar. Kendisi oranın başkanıyken ben de orada ders çalışırdım. Yani burada otopsi masası, üstünde cenaze, bu tarafta çalışırdım yani. Bir cinayet yok ise o zaman ben de seri katil yok dersiniz. Bir katil meyli olsa evet. Ben pıtır 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 ne yapmam gerektiğini biliyor kıvamına geliyorum. Karanlıkta oturamaz oldum. Her an kapı açılıyormuş gibi oluyor filan.
Herkes gayet şık şıkıdı. Yani saçlar evet, yapılı, makyajlı evet, böyle olay yerinde topuklarıyla filan dolaşıyor. Kriminal profilleme yapanı vardır mesela, o da ayrı bir ilimdir. Ya kusursuz cinayet işleyebilmek mümkün ama bir araya getirebilmek mümkün değil. Ve eldeki teknoloji de o kadar hassastır. El sıkıştık, bitti. Şimdi bu bitmeyen kariyere ve fakültelere ara veriyorum ve şunu sormak istiyorum. Nasıl bir çocuktunuz siz? Evde baba nasıl bir etki sürdürüyordu? Neydi merakınızı çeken şeyler aslında? Şimdi aslında babanın mesleği o kadar fazla merakımı çekmedi doğrusu, ama evin içerisinde tabii ki her türlü adet kitabı vardı. Yani ve de merakla sayfaları çevirirdim küçükken. Fotoğraflara bakardım filan. Yani biraz kötü fotoğraflardı ama pek etkilenmezdim. Çünkü çok küçük yaşta zaten adli tıp müessesesi idi o zaman adı, kurumu değildi. Kendisi oranın başkanıyken ben de orada ders çalışırdım. Yani burada otopsi masası, üstünde cenaze, bu tarafta çalışırdım yani. Daktilo yazardım. 7, 8, 9, 10 yaşı filan yani böyle. Küçük yaşlarda. Demek ki o yaşlarda onu ayırıyordunuz aslında. Evet, o babanızın yani hiç bir mesleğiydi, işiydi. Etkilemiyordu. Ve bilmiyorum yani etkilemiş midir, etkilememiş midir. Ama hayata çok pozitif bakan bir insanım. Yani böyle bir çocukluk daha sonra travmatik bir etki yapabilir diye insan belki düşünebilir. Ama yani hayattan çok keyif alan, çok zevk alan ve bilmiyorum yani iyiyim. Kesinlikle iyisiniz. Şimdi travma yaratmaması aslında şöyle makul. Çünkü birçok hayatı da kurtardınız. Birçok insana yardım ettiniz. Evet, onun tatmini çok yüksek. Masum insanları en son çok güzel bir olaya imza attınız aslında. Doğru. Masum olduklarını kanıtladınız evet, bir aile. Evet, birçok hala da devam ediyor. Yani çeşitli projelerimiz var tabii. Masumiyet projesi evet, yaklaşık masumiyet 20 yıldır projesi. Yürüttüğüm, gönüllü olarak yürüttüğüm ve hiç ücret almadan yürüttüğümüz, değişken, üyeleri değişen ekiplerle yürüttüğüm bir projedir. Masum olduğuna inandığımız kişilerin yeniden yargılanabilmesi için imkanlar bulmaya, deliller bulmaya, çözümler bulmaya çalışıyoruz ve bu çerçevede de demir parmaklılar arkasından çıkarttığımız, hürriyetine kavuşturduğumuz insanlar var. Onların olduğunu bilmek yani insanı tabii ki çok etkiliyor. Masum bir kişi olup olmadığını tahlil ederken... Başlangıçta bilmiyorsunuz tabii. Bilmiyorsunuz. Ama dosyayı, tanıkların ifadelerini, olay yeri incelemeyi yani bütün soruşturmayı yeniden masaya yatırıp yeniden canlandırmaya çalışıyorsunuz. Ve bu bazen aylarca süren bir gayret oluyor ve sonunda diyorsunuz ki evet burada bir hata var, bir hata yapılmış burada. Bunun üzerine gidilebilir ve de işte avukatıyla vesaire işbirliğini yaparak gayretlerimiz oluyor ve kimi zaman biyolojik delil bulabiliyoruz, onun DNA'sını analiz edebiliyoruz. Kimi zaman başka bir balistik analizi yaptırabiliyoruz. Kısacası yani delillerle ilgili bir problem gördüğümüz zaman onunla da sonuna kadar gitmeye çalışıyoruz. Bir suç işlemek, bir cinayet aslında çok gizemli bir tarafı var değil mi? Romanları yapılıyor, filmleri, dizileri keza öyle... Bunun meraklıları var, bunun ilgilileri var. Beri yandan da canımızı yakan da bir durum bu. Evet. Bu çelişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi şöyle... Neden zevk alıyor insanlar cinayeti seyretmekten ve bilmekten? Şimdi, yani tabii bunun değişik açıklamaları var. Bunun üzerine yapılmış bilimsel araştırmalar var. Yani bu söylediğiniz şey sadece böyle lafta ve merakta kalan bir şey değil. Yani bütün dünyada çünkü insanlar neden polisiyeler izlenir, neden bu diziler izlenir... Neden ölülerle ilgili konular ya da katillerle özellikle seri katiller ilgi çeker diye tabii ki çok üzerine düşünülüyor, yazılıyor. İki tane şey söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi dünyanın her yerinde polisiye merakları kadınlardır. Yani daha çok kadınlar okur. Bu dizileri de daha çok kadınlar izliyor. Türkiye'de de öyle ve her yaştan kadın izliyor. Bu bir. İkincisi şimdilerde olsun, daha önceki yıllarda olsun eğitim alanında adli bilimler eğitimi ya da şimdi otopsi yardımcılığı eğitimi gibi değişik eğitimlerin içerisindeyim.
oraya başvuran öğrencilerin büyük bir bölümü yine kız çocuğu. Yani otopsi yardımcılığına olsun veyahut da adli bilimler lisans yeri gelmişken belki daha sonra konuşuruz. Türkiye'de ilk defa 4 yıllık bir lisans eğitimi açabildim adli bilimler, evet. Yani kriminalistik uzmanı. Çok uzun süre bunu arzu ediyordunuz, evet. Biliyorum, evet, uğraştınız. Kriminalist yetiştirmek üzere oraya da başvuranlar yine çoğu kadın. Şimdi bunu izah etmeye çalışıyorlar. Mesela diyorlar ki niye kadınlar? Bu dizileri, polisiye dizileri. Evet. Yani Türkiye'de biliyorsunuz 100 bölüm yaptığımız bir kanıt var ve CSI'lar var. CSI'ların değişik spin-off'ları var. Neden kadınlar bunu izliyorlar? Şimdi bunun için iki neden ileri sürüyor. Bunlardan bir tanesi, kurbanlar genellikle kadındır. Ve izleyici kadın olarak baktığı zaman ne hata yaptı da başına bunlar geldi diyerekten bir kere bir bakıyor. Yani işte şöyle şöyle bir şey yaptı, onun için bu tuzağa düştü, onun için işte saldırıya uğradı ve de öldürüldü. Bir böyle bakıyor ne hata yaptı. Bir de diyor ki ben bunları zaten yapmıyorum, benim başıma bunlar gelmez. Bu başka insanların, başka dünyaların şeyidir. Bunu çalışırken bu, evet, sizin söylediğiniz ikinci seçeneği düşündüm. Acaba bu olabilir mi dedim ve de siz şimdi öyle İkisi söylediniz. İkisi de oluyor. Bazıları diyor ki işte kapı çaldı ve dikkatsizce açtı ve o nedenle içeriye bir yabancı girdi ve başına bunlar geldi. Onu görüyor. Öbürü de diyor ki ben zaten kapı çaldığı zaman açmıyorum diyor. Dolayısıyla benim başıma bunlar gelmez diyor. Yani hem önleyici bir tedbir olarak bakıyor hem de kendini rahatlatıyor. Evet. Siz korku filmi, gerilim filmi, kitaplar merakınız Hayır, var mıydı? Hiç yok. Nasıl olur peki Hiçbir bu? Hiçbir zamanda olmadı. Yani bizim zamanımızda Mike Hammer'ler vardı işte, evet. Yani polisi. Evet, onları okurdum yani. Ama yani onların etkisi olduğunu zannetmiyorum. Bir noktadan sonra ki biyokimya uzmanlığı ve doktorası yaptığım süre zarfında bir farmakoloji hocamız vardı, Alaaddin Akçasu. O şeyin bahçesinde, yani Cerrahpaşa'nın bahçesinde beni yoldan çevirdi. Ve dedi ki ne işin var senin biyokimyada? Biyokimya çok para isteyen bir alandır. 70'li yıllardaydık yani. Çok para isteyen bir alandır. Türkiye'nin o kadar parası yok. Bu alanda sen araştırma falan yapıp da yayın yapamazsın. Bu bilginle dedi, yani bir kimyacı ve biyokimyacı olarak bilginle dedi, adli tıpta çalış dedi. Babam da adli tıp kurumunun başkanıydı o tarihte ama babamın hiçbir şekilde bana yani burada çalış falan gibi bir şeyi olmamıştır. Yani bir telkini olmamıştır. Dedi ki Alaaddin Akçasu, Türkiye dedi esrarla kınayı dahi birbirinden ayırt edemiyor. Yani o kadar kötü bir durumda. Nasıl büyük bir açık varmış. Dolayısıyla yani çok büyük faydan olur dedi. Ve cebinden bir küçük pakette de bir yeşil bir şey çıkartıp verdi bana. Bak dedi, bunu al, ince tabaka kromatografisiyle ayırmaya çalış. Yani metodu da söyledi. O da farmakoloji hocası, herhalde bir yerde bir deney için hayvan deneyleri falan yapan da birisiydi. Yani öylece dokundum ilk defa yani o alana, yani adli amaçlı kimya analizlerine diyelim. Yani mesleğimi şeyde kullanmaya. Sonra da kimya dairesi başkanı oldum. Bir 12 yılda Adalet Bakanlığı'nda kimya dairesi başkanlığı yaptım. Ve gördüm ki yani bu böyle usta çırak usulü öğretilen bir meslek. Böyle olamaz yani bu iş Türkiye'de, onun için ilerlemiyor. İşte ondan sonra da bunun eğitimciliğine soyunduk. Ama yani hiçbir zaman sizin şahsi olarak ilginizi çekmedi. Hayır, bu tür filmler, bu tür kitaplar. Hayır. Hala da okumam yani, zaten roman okumam hiç. Yani hayali hiçbir şey okumam. Sadece zaten kendim de yazarken sadece gerçek suç öyküleri yazıyorum. İlişki kurmanızı düşünüyorum sizin. Kurduğunuz ilişkileri, sizin insanları seyrediş biçiminiz, dinleyişiniz, algılayışınız, eli kolu. Bilmiyorum, anlamsız bir sorum ama sizle yani empati yaparken bunu sormak istedim. Şimdi sizi kandırmak imkansızdır, öyle değil mi hocam? Yok, öyle onu değil ama yani açıkçası herkese kuşkuyla baktığım muhakkak. Yani ağzından çıkanı her zaman tartarım. Herkesin yani doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor diye. Veyahut da bir şey mi gizliyor diye. Veya bunun arkasında başka bir amacı mı var bunu söylerken diye. Her zaman böyle bir kuşku şey oluyor. Bu tabii ikili ilişkilerde çok büyük bir
güvensizlik oluşturuyor. Tabii. Küçük bir şey gördüğünüz zaman demek ki haklıymışım diyorsunuz. Belki olayları büyütüyorsunuz. Öyle olmadı. Çok masumane olduğu halde bir davranışı mesela karşı tarafın. Sizce o bir komplonun bir parçası olabiliyor kafanızda. Yani zor. Sanıyorum aklınız ve bilginiz onun öyle çalışıyor değil mi? Evet, yani, zor ama çok keyifli bence. Seri katiller. Evet. Dünyada çok sık rastladığımız hatta starlaşan Charles Manson gibi ve daha niceleri. Ülkemizin coğrafyası mı müsait değildir seri katil? Olmasın yani elbette bunu, de merak olarak soruyorum. Bu tabii çok sorulan bir şeydir. Ayrıca da yani Türkiye'den seri katil çıkmaz gibi bir şey de vardır yani marifet bize diye sanki, böyle bir şey de söylenir ki bu doğru değil. Niye olduğuna gelince yani bir ülkede eğer son 20 yıl 30 yıl içerisinde çözemediğiniz hiçbir cinayet yok ise o zaman bende seri katil yok dersiniz. Ama faili meçhulleriniz varsa bunlar belki aynı kişinin elinden çıkmış olan mükerrer cinayetlerdir, bilemezsiniz yani. Kişi kendisi bunu itiraf etmediği sürece bilmeniz, geçmişinde ne yaptığını bilmeniz zaten mümkün değil. Çünkü unutmayalım ki yani seri katiller iki ya da daha fazla kişiyi arada soğuma evreleri olmak kaydıyla öldürürler. Bu soğuma evreleri bazen 10 yıl olabilir. Yani bugün öldürür, sonra 10 yıl sonra öldürür, sonra bir daha 10 yıl sonra. Yani illaki birbiri ardı sıra kişi öldürecek demek değil. Dolayısıyla geçmişini bilmeniz mümkün değil. Yani orada burada bulunan şeyi tayin edilemeyen, kimliği tayin edilemeyen kişilerin bir cinayet kurbanı ve kimin kurbanı olduğunu bilmeniz mümkün değil. Ruslar yani Sovyetler Birliği henüz daha var iken mesela seri katilliğin bir kapitalist dünyanın bir fenomeni olduğunu iddia etmiş ve de bize seri katil yoktur demiştir. Yani komünizm dünyada böyle şey olmaz ki yanlıştı. Çok sayıda seri katilleri vardı mesela Rusların da. Onlar da politik nedenlerle inkar etmişlerdir. Kadınlarla erkeklerin cinayet işlemesinde benzerlikler var mıdır? Var. Nedir farkları hocam? Fark var. Bir kere şöyle ki yani aşağı yukarı onda birdir. Her türlü suç tipinde aşağı yukarı 10 erkeğe bir tane kadın düşer. Yani suç oranlarında. Beyaz yaka suçları yani sahtecilik vesaire de bunlar birbirine biraz yaklaşır. Ama bunun dışında hep erkekler kadınlardan daha fazla suç işler. Cezaevlerinde de kadın popülasyonu erkeklere göre 10 kat aşağı yukarı daha azdır. Şimdi tabii burada bir iki şey söylemek mümkün. Bunlardan bir tanesi evet gerçekten kadınlar daha suç işliyorlar. Bir, iki, o kadar akıllılar ki kendileri işlemiyor, erkekleri işletiyorlar. O da ikinci bir alternatif yani. Bir insanın cinayet işleyip işlemeyeceği tahlil edilebilir mi? Bunun genetik dokusu var mıdır? Ailede mutlaka vardır da ona sıçramış mıdır? Çok iyi bir insandır, merhametlidir ama katil olmuş mudur? Evet. Var mıdır böyle senaryolar hocam? Yani şöyle bir takım bilimsel gerçekler var. Bunlardan bir tanesi şunu biliyoruz ki seri katillerin hemen tamamı çocukken hayvana karşı şiddet göstermiştir ve fena muamele yapmıştır. Sizin duyarlı olduğunuz konulardan bir tanesi. Yani son dönem bu hayvan bu cinayetleri. Yani biz hayvanlara yönelik şiddeti azaltalım diyorsak benim penceremden bakıldığı zaman bu aslında suçu önlemek için bir gayrettir. Yani evet kuşkusuz o canlıyı korumaya çalışıyoruz ama öte yandan da bir kadının dayak yemesini, bir çocuğa tecavüz edilmesini ya da birisinin öldürülmesini önlemek için de tabii, bu tabii. Çok ciddi bir işaret. Yani bu bir risk işareti, bunu takip etmek lazım. Çok küçük yaştan itibaren takip edilmesi gerekiyor çocukların. Yani demiyorum ki bir sineğin kanadını koparıp bakalım uçabiliyor mu uçamıyor mu diyerekten bu merak, bu başka bir şey. Bu olması da icap eden bir şey. Yani doğayı tanımaya çalışan bir küçük varlığın yani kanatların uçmaya yaradığını anlamak gibi bir şeyidir, bir merakıdır. Ama kediyi diyelim ki kafasını suyun içine banyoya su doldurup banyodaki suyun içine kafasını sokuyor ve de boğulmasını izliyorsa veyahut da canlı canlı toprağa gömüyorsa kediyle köpeği aynı kafesin içerisinde koyup aç bırakıyorsa yani böyle çeşitli şeyler var. Ya da birbirlerine var. Zarar vermesiniz. Evet böylece birbirlerini parçalamaları. Çok önemli sinyaller demek buradan annelere babalara evet, değil yani mesaj çok bu. Ama çok önemli. Ama bu
korkutmakla ve tehdit etmekle önlenebilecek bir hadise değil. Muhakkak profesyonel desteğe ihtiyaçları var. Yani bir psikolog ya da psikiyatra gidilmeli. Hayvana yönelik olan eziyet düzeyine varan acı çektirme duygusunu kendi kendine anne ve baba düzeltemez. Çünkü bir sonraki adımı hayvanda başardıysan bakayım evet. Şu çocuk evet. Cinayetleri aynı de vardır ya hocam. Aynı değil teknikle mi? Devam ettiklerini de biliyoruz. Yani oradaki işte kesip biçme vesaire tekniklerini daha sonra da aynen kullandıklarını. Şu anda televizyonlarda cinayet programları ünlü oldu. Evet. Şimdi ben dün akşam sizi çalışırken soracağım o kadar çok şey var. Yine bana zaman yetmeyecek. Meraklı da olduğum bir konu. Ama sizin siz ekranda görünmüyorsunuz bir kere yani. Yok, bu işin uzmanısınız ve bir kişisiniz bizim için. Evet. Ama en olması gereken kişiken evet. Siz yoksunuz. Evet. Bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Şimdi bu programları yapanların tamamı benim çok yakın dostlarım. Yani bir şekilde de daha önceleri birlikte hı hı. Bir şekilde çalıştığım bile insanlar. Ama bunu doğru bulmuyorum. Yani bu programları doğru bulmuyorum. Birkaç nedenle doğru bulmuyorum. Bunlardan bir tanesi gayet iç kapatıcı ve depresif hadiseler. Yani insanların bu kadar çok ölüyle, ölümle, suçluyla iç içe yaşamalarının aslında doğru olduğunu zannetmiyorum. Yani toplumu muhakkak ki hayattan zevk almaya, motivasyona, çalışmaya ve üretmeye ihtiyacı var. Tam umuda ihtiyaç varken. Bu yani biraz insanın içini karartan ve yani bundan zevk alınacağını ve o günün de güzel geçeceğini hiç zannetmiyorum. Böylesine bir karanlığın içinde gidilirken. Yani biz bile adli tıp uzmanları olsun, olay yeri inceleme ekiplerindeki polisler, jandarmalar, laboratuvarlarda çalışanlar hep burnout dediğimiz yani bir yıpranmayı yaşayan insanlarız. Evet. Ve onu da aşabilmek için aralarında mesela ne bileyim ben kendi hızlı araba kullanan, çok yüksek müzik dinleyen, hatta giderek belki alkol kullanan filanlar da çıkar. Evet. Yani bu hoş olmayan hadiseler istediğiniz kadar bir duyarsızlık kazanın yani mesleki deformasyon olsun ama yine de oradaki bir canlı yani sokakta kediyi bile çırpınırken görmekten insan rahatsız oluyor. Nerede kaldı ki insan ölüsünü, çocuk ölüsünü görmek yani parçalanmış bir bebeği görmek falan yani korkunç şeyler. Şimdi oradaki tabii ki konular genç insanların da seyrettiği zaman dilimine de denk geliyor. Yani illaki görüntü göstermenize gerek yok. Yani insanda bir öyle bir beyin var tabii, ki iki kelimeden bir film yaratır. Tabii yani ki. O kadar hayal gücü yüksek. Ve insan nasıl bilinçaltına işliyor? Şunu da sormak istiyorum. Bu kadar korku filmi izler. Ben kendi adıma evet. Soruyorum. Eşim dedi ki, hocaya lütfen şunu sor. 7/24 korku filmi, gerilim filmi, dizisi, kitabı okuyan bir insan sağlıklı olabilir mi? Ben de dedim ki soracağım tamam dedim ve şu an kendimi ateşe atarak bunu soruyorum. Çocuk yaşta başladı benim merakım. Çok isterdim kriminal evet. Laboratuvarlarda evet. Çalışmak ama maalesef oyunculuğa hayatım yöneldi. Bunun bir zararı var mıdır kişiye? Ben ve benim gibilere bunu bundan zevk alan, izlemekten zevk alan insanlar yani, psikolojimizi bozuyor mu bunlar? Şimdi ne seyrettiğinize bağlı. Yani bir Alfred Hitchcock seyrediyorsanız o bir sanat tabii ki. Hepsini yani seyrediyorum. Yani hepsini. Çok geniş bir yelpaze. Seyretmediğim olduğunu sanmayacak tamam. Kadar değil. Daha ama değil. Yani bir soruşturmanın yürütülmesi ve delillerin bulunmasını yani oradaki o yıldızlaşan teknolojileri görüp ona hayran kalıyorsanız o başka. Yani o sizi genç insanları o mesleğe yöneltebilir. Evet. Ve de yönelttiği de oluyor zaten. Çok insan fen dalları okumaya başladı. Adli bilimler evet. Okuyor sadece kriminal laboratuvarda evet. Çalışmak ya da olay yerinden delil toplamak için. Bunlar güzel şeyler ama birdenbire karanlıkta oturamaz oldum her evet. An kapı işte. Açılıyormuş gibi oluyor filan diyorsanız artık bu değil yani bu maksat yok. Bu değil. O noktada tabii ki değiliz. Maksat. Ki bu böyle bir etkisi var o zaman. Var tabii. Yani biri yani, takip ediyor evet, veya başıma bir şey evet, evet. İzlediğimiz yani zaten şeyler. Zaten hazır olan insanlar var buna. Tabii ki. Beni takip ediyorlar, beni zehirliyorlar tabii bilmem ne demeye başlıyorsanız tabii. Bu tabii artık dramatik olaylar. Hele küçük yaşta onun hayal ürünü olduğunu da bilmiyorsanız eğer yanınızda da bir yetişkin yoksa onları seyrederken çok yani her an mağdur olabileceğim korkusu getirir ki mağduriyet korkusu çok tehlikeli bir şeydir. Yani bana bir şey yapılabilir. Bu insanı eve kapatır. Sokağa çıkmazsınız. Alışverişe gitmezsiniz.
ticaret çöker günün birinde. Yani mağduriyet etkisi yaratmak çok kötü bir şeydir bir toplum için. Yani fear of crime, suçtan korkmak. Suçtan olmadığı korkmak. Halde. Çünkü şunu unutmayalım ki yani örneğin İstanbul bir çok büyük mega kentten çok daha az suç işlenen bir kenttir. Yani bugün bir Los Angeles'le diyelim ki bir Londra'yla, bir New York'la karşılaştırılamaz. Bir Hong Kong'la karşılaştırılamaz. O cinayet kadar, oranı olarak o kadar düşüktür. O kadar düşüktür suç. Yani hiç de öyle zannedildiği gibi her köşe başında bir insan öldürülmüyor. Ya da her köşe başında bir kadın kaçırılmıyor. Evet bunlar sayıca tabii ki önemli. Ama mukayese ettiğiniz zaman o kadar kötü bir durumda değiliz. Yani bu sokağa çıkmamayı, alışveriş merkezine gitmemeyi gerektirmez. Tedbirli olmak şart ama. Bakın tedbirler var. Mesela araba kullanıyor ve evin önüne geliyorsunuz diyelim ki ya da bir otoparka giriyorsunuz arabayla. En ücra yere park etmemek lazım tek başına bir kadınsanız eğer. Otoparkın mümkün olduğu kadar güvenlikçisine yakın bir yere park etmeniz lazım. Çantanızla geliyorsunuz sokak kapısının önüne eşelenip duruyorsunuz anahtarı aramak için. Evet. Bu doğru değil. Daha önceden anahtar hazırlayıp kapının önüne öyle gelmek lazım. Yani bazı doğru. Önlemler tedbir var. Tedbir işte söylediğiniz. Yani bu dünyanın her yerinde diyorsunuz her ama bizim ülkemiz için burada değil. Geçerli değil. Evet. Televizyon dizilerinde özellikle işte az evvel evet. söylediğimiz Criminal evet. Minds ve vesaire evet. bir evet. sürü var. Ve kanıt. Evet. Bir katil meyli olsa evet. ben pıtır 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 ne yapmam gerektiğini biliyor kıvamına geliyorum. Güzel. Ne olur beni düzelt güzel. Hatalıysam. Güzel söyleyeceğim işte şimdi. Şimdi bana deseniz ki Doğa gel benim asistanım ol. Ben sizin bana neler yaptıracağınızı biliyorum. Yani ilk 24 saat ne yapmam gerektiğini biliyorum. Merakım olduğu için. Evet. İşte delillerde, görüşmelerde, takiplerde filan. Ama bu kadar anlatıyor olmak kusurlu evet. ve kusursuz bir cinayeti. Anlatayım şimdi size. Lütfen. Evet. Şimdi bir kere dünya literatürüne girmiş bir kavram var. CSI efekt diye. CSI etkisi. Hı hı. CSI etkisi şöyle bir şey. Orada gördüğünüz 3 tane 4 tane polis güvenlik elemanı görüyorsunuz mesela. Bu insanlar bir olay ihbar edildiği zaman olay yerine gidiyor. Ve de çok kısa bir süre içerisinde o olayı çözebilecek en kilit delili buluyorlar. Sonra onu alıp laboratuvara getiriyorlar. Bir bölümünü zaten kendileri inceliyor. Sonra hemen DNA sonucu alıyorlar. Bir bilgisayar ekranında o DNA'nın kime ait olduğunun neredeyse ehliyetini görüyorlar o şahsın. Nerede oturduğunu görüyorlar. Hatta şu anda nerede hareket ettiğini falan bile görüyorlar. Aynı insanlar gidiyor, onu şüpheliyi alıyor, getiriyor, sorguluyor aynı Hı. insanlar. Sorgularken de laboratuvar sonuçları geliyor önüne. Sen şunu yapmışsın, bunu yapmışsın diyorlar. Neredeyse suçu işlerken ki kıyafetle oturuyor karşısında sorgu yaparken. Yani o kadar süratli her şey. İşte elinde çizik var diyor, boynunda morluk Onu var diyor filan yani evet. böyle şeyler. Ve de tutukluyor aynı insanlar. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Hepsi hayal. Bir soruşturma günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca sürebilir. Bir olay yeri inceleme hiç böyle dakikalarla olan bir şey değil. Günlerce, gecelerce delil toplarsınız. Sonra gider belki tekrar geri döner toplarsınız. Evet. Yani bu böyle bir şey. Ayrıca delilleri toplayanla çalışanlar mutlaka birbirinden farklı insanlardır. Tabii ki sorgu yapanlar tamamen apayrı insanlardır. Tutuklayanlar başkadır. Yani bunlar dizi formatına getirilmek için... Hızlı olsun diye tabii her şey zaman içinde kısaltılmış. Herkes gayet şık şıkıdım. Yani saçlar evet. yapılı makyajlı evet. kolyesi evet. duruyor bilmem ne evet. filan. Yani böyle olay yerinde topuklarıyla filan dolaşıyor. Şöyle bir şey var. Bu dizilerin hemen tamamı caydırıcı etkisi olan diziler olmuştur. Yani bunda da yapılan araştırmalar var. Yani dizilerden öğrenip de bir suç işledi mi diyerekten. Evet. Hayır, öğrenmekten ziyade suç işlemeye korkuyor insanlar. Çünkü kıldan, çünkü. Tüyden, bilmem neden yakalanıyorum diyerekten vazgeçiyor. Yani vazgeçirme gücü özendirmeden daha yüksek.
özendiren filmler olmuştur. Mesela Testere gibi filan. Yani öyle filmlerde evet. insanlar ondan kopya şey yapmıştır. Gazete haberlerinde çok ayrıntı yazarsa suçla ilgili benzer şekilde suç işleyen ve de o işlenen suçu da ilkinin üzerine atan akıllılar da çıkmaya çalışmıştır ama onları da yakalamak onlar... her zaman mümkün olmuştur. Kusur... Yani kopya cinayetleri. O kadar çok soru var gibi evet. yetişemiyorum. Kusursuz evet. cinayet evet. üzerine siz çok evet, özellikle kanıtta çok işlediniz. Evet. Çok üstüne konuştunuz. Evet. Ve hala söylüyorsunuz evet. ki. Yoktur diyoruz. Yoktur. Neden? Neden yoktur diyoruz. Kusursuz cinayet yoktur. Çünkü cinayet olduğunu anladığınıza göre olayı zaten bir kusur var demektir. Yoksa cinayet bile demeyecektiniz. Kaza diyecektiniz, intihar diyecektiniz, doğal ölüm diyecektiniz. Doğru. Cinayet dediğinize göre zaten bir kusuru var. Zaten başladık onu bir cinayet evet, olduğu. Kusursuz cinayet işleyebilmenin bazı olmazsa olmazları var. İsterseniz onları sıralayın. Ama mümkün değil onları bir araya getirmek. Ya kusursuz cinayet işleyebilmek mümkün ama bir araya getirebilmek mümkün değil. Bakın mesela. Bir şekilde birisi öldüğü zaman soruşturmayı yürütenler bu adamın birine borcu mu vardı, alacağı mı vardı, efendim birine eşini mi aldatıyordu filan diye yani bir kadın işi mi var filan diye yani bir motif arar. Dolayısıyla öldürmeye niyetlendiğiniz kişiyle aranızda hiçbir ilişkinin olmaması gerekir. Eğer varsa bir ilişki sizi elbette bulurlar. Yani tanımıyor olmanız lazım. İyi bir kere. Tanımıyor olmak öyle bir hale getirir ki insanı yani Avustralya aborijini bulur da öldürürsen eğer o başka mesele yani hiçbir bağlantın olmamalı. Evet. Hiçbir şekilde bu insanla bir iletişimin olmamalı. Bir telefon görüşmesi, bir SMS yani bir mail alışverişi, bir sosyal medyada bir arkadaşlık falan. Hiçbir bağlantın olmamalı. Peki ama siz onunla buluşacaksınız bir yerde. Yani bir yerde karşı karşıya gelmeniz lazım. Araba kullanamazsınız, otobüse binemezsiniz. Her yerde kamera var, her yerde mobese var. Peki. Ama ona şuraya gel demek için bir bile. İletişiminiz lazım. O zaman ancak dumanla falan iletişim kurmanız lazım. Yok. Yani nasıl iletişim? Yani bunlar olmaya başladığı zaman sonra da yani bir temasınız olduğu anda ya sizden ona ya ondan size bir biyolojik transfer, bir kıl tüy, DNA tükürük transferi olur. Şimdi bakın burada oturduğum kesin. Burada parmak izim var, DNA'm var, su içtim, DNA evet. var. Oturduğum yerde elbisemin lifleri var. Artı burada daha önce kim var idiyse onun bilgisi de benim avuçlarımda şu anda. Yani biz bir metre arayla birbirimize konuştuğumuz zaman... Benim tükürük taneciklerim sizin yüzünüzde, sizinkiler benim yüzümde. Yani öylesine bir transfer var ve eldeki teknoloji de o kadar hassastır. Yani bizim karşılaştığımız %100. El sıkıştık, bitti. Bitti. Yani. O yüzden nasıl çözülüyor değil. Bu cinayetler diye şaşırmamak çözülüyor. Lazım. Arkada fabrika çözülüyor. Gibi bir şey evet, işliyor. Evet, öyle evet, değil mi? Haksız ki. Mıyım? Evet. Hele bu DNA'ları ki siz DNA adın evet. Hakkında da çok evet, ısrarla çalışıyorsunuz. O FBI'ın işte Hoover değil evet, mi? İlk evet, DNA evet. laboratuvarını kuran. FBI başkanı olmak ister miydiniz? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Ben halimden çok memnunum. halimden memnunum. Daha objektif kalabiliyorum. FBI başkanının o kadar objektif kalabileceğini zannetmiyorum. Mesela şöyle başlarına onların çok büyük dertler geldi. Dertlerden bir tanesi mesela çok önemli bir seri cinayet davasında lifler buldular ölen çocukların üzerinde. O lifleri de bir kişinin arabasının içerisinde bulduklarını iddia ettiler. Yani liflerle bağlantı kurdular. Daha sonra da haksız mahkumiyet olduğu ve o adamın da 20 küsur yıl hapiste yattığı ortaya çıktı. Yani FBI ondan sonra lif karşılaştırmasından vazgeçti. Ya. Yani böyle. Parmak izlerinde hata yaptılar. Madrid 2004 Madrid'deki büyük tren bombalamalarındaki binlerce insan yaralanmış, yüzlercesi ölmüştür. Yani çok büyük. Aynı anda birkaç treni birden havaya uçuran bir terör saldırısı vardı 2004'te. Hı. Orada
otoparkta bulunan bir minibüsün içindeki bir siyah poşetin üstünde, ki içinde detonatörler vardı, dolayısıyla patlamayla ilgili olduğunu tespit ettiler. Poşetin üzerindeki parmak izini Avrupa'nın veri tabanlarında arayıp bulamadıkları zaman FBI dedi ki bana gönderin, ben bakayım, belki bendedir diye. Bende dedi. Ama... Parmak izi sahibi bende dedi. Ve bir avukatı gözaltına aldılar. Avukat Müslüman bir avukattı. Evini aradılar. Evinde Arapça defterler buldular. FBI'nin adamları. Arapça defterler. Halbuki o avukatın çocuğu bir Kur'an kursuna gidiyormuş. O onun ödev defterleriydi. Fakat adamı bir 10-15 gün kadar hapiste tuttular. Ne pasaportu vardı, ne Amerika'yı terk etmiş bir adamdı. Yani Madrid'deki bir bombalamadan FBI hatalı bir hareket o zaman. Milyonlarca lira daha tazminat ödediler. O yüzden iyi ki değilsiniz. İyi ki değil. İyi ki değilsiniz. Yani böyle bir, yani yüzlerce adam çalıştırıyorsunuz ve birisi bir hata yapar tabii. DNA Bankası'ndan bahsedelim. Siz hala bunun kurulmasını istiyorsunuz. Yok hala. Evet. Yıllar evvelki cinayetlere dönüyorlar. Doğru. İşte doğru. Televizyondaki belgesellerde haklılar, haksızlar, masumlar doğru. ortaya çıkıyor. DNA'nın gücüne çok inanıyorsunuz. Ötesi yok herhalde. Hayır, yok. Yani o da tamamen %100 doğru netice veren bir şey değildir. Yani DNA'da dahi hata yapılır. Çünkü artık teknoloji o kadar ilerledi ve o kadar düşük miktarda DNA'yı bulur hale geldiniz ki. Yani şimdi bu bardağın üzerinde benden önce buna dokunanın da DNA'sı var artık. Yıkanmış olduğu halde. Yıkanmış olduğu halde. Bakın, çamaşır yıkıyorsunuz. Bir çamaşırdan diğerine sperm nakli olabiliyor. Yani şeyin içinde. Makinenin çamaşır makinesinin içerisinde. Yıkanmış çamaşırın üzerinde delil bulunabiliyor artık. Yani o kadar duyarlı bir hale geldi. Bunun da getirdiği hatalar var. Mesela bir olay anlatayım. Hiç lütfen. Akla gelmeyecek bir şeydir. Bir çok zengin bir Hintli iş adamı 60'larında ve eşi işte malikanelerine bir hırsız girer. O kısmı önemli değil. Girer, bunları bağlar filan filan ama bunlardan birisi kadın kurtulur ve de bir ambulans çağırır. Adam ambulanstayken ölür, kadın yaşar. Ölen adamın tırnaklarının altında bir DNA bulurlar ve derler ki tamam, bunlar bunu bağlarken elbette şey yapmış, yani bu direnmiş. O nedenle tırnağın altında DNA var. Güzel. O bulunan DNA bir sokaklarda yaşayan yarı sarhoş, yarı meczup bir gence aittir o DNA. Poliste de onun DNA bilgisi vardır. Daha önce bir suç işlemiş ve cezaevinde yattığı için. Fakat adam ısrarla o gece hastanede olduğunu iddia eder. Yani bir hastaneye götürülmüş bir ambulansla. Aynı ambulans önce o genç adamı sokaktan toplayıp hastaneye götürürken orada içindeki paramedikler kan oksijenini ölçmek için parmağına oksijen ölçer bir alet vardır şeylerin içinde, evet. Parmağına onu takmışlar. Daha sonra o ambulans bu Hintlileri almaya gitmiş. Ve onları taşımış hastaneye, adamın parmağının altına aynı aleti takmış. Yani transfer bu. Çok iyi iz süren bir avukat sayesinde adamı 6 ay falan içerisinde cezaevinden çıkarttılar. O zaman çıkarttılar. Şu hemen çürüdü. DNA evet, da %100 evet, değil diye çürüdü. Evet, diyorum. Yani bu artık çok düşünmek, soruşturmaya çok odaklanmak, hiçbir delilin bir sihirli değnek olmadığını, yani puzzle'ın parçaları gibi aslında her şeyi birbirine eklemek gerektiğini gösteriyor. Bir zeka gerekiyor, bir analitik düşünme gerekiyor. Teknoloji ilerledikçe inek soktum sucuk çıktı olmuyor yani. Kesinlikle. Evet. Günlerce çalışılır mı? En evet. uzun çalıştığınız vakanızı hatırlar evet, mısınız? Çalışılır. Günlerce çalışılır, tekrar dönüp tekrar bakılır. Yani bakılır. Tekrar dönüp deyince katiller mutlaka cinayet işledikleri yere giderler ve cenazelerine giderler denir ya belgesellerde. Evet, denir. Benim kendi bilgim denir. Bu. Var öyle doğru örnekler. Mudur? Ama bu böyledir mutlaka. Hayır, değildir, böyle değil bir mi? Şey değil. Böyle örnekler var. Böyle de örnekler. Şöyle ki var, yani kendi öldürdüğü kişinin katilini aramak için de önce kayıptır tabii o kişi. Yani birini öldürmüştür o. Kayıp ilanı verilmiştir. O bütün mahalleliyle, köyle, kasabayla dolaşır, birisi çok böyle canhıraş bir biçimde yardımcı olur. Aslında ailenin çok yakın bir tanıdığı değildir o ve herkes de aslında ona medyunu şükrandır, ne kadar güzel bize yardımcı oluyor falan diye. Bu çocuk diyerekten
belki uzak bir akrabadır ya da az gördükleri bir komşudur o. Bunu yapar. Yani çok yardımcı olur. Onların arasında onlardan evet. biriymiş gibi davranır. Evet. Ona, değil mi? Ama onun temel nedeni polis nereye kadar neyi buluyor? Yani hangi noktada soruşturmanın safahatını takip edebilmek için aslında içinde kalıyor olayın. Yani ayrılmıyor, kopmuyor ki işte tanıklar ne söylüyor, gören var mıydı, neydi diyerekten takip edebilmek için orada. Yoksa psikolojik olarak ben döneyim de yani bir vicdan azabı çekiyorum falan değil yani. Hayır. Peki sizi yine sözlerinizden biri araştırırken içine kapanık insanları ya da evet. çok öfkeli insanları ya da uçlarda yaşayan evet. yani ya çok mutlu ya çok mutsuz insanları gözlemlemekle aslında biraz evet. da yola çıkıyorsunuz. Doğru. Yani bu önemli işaretler. Çünkü şöyle her şeye rağmen suç işleyen insanların kimileri gerçekten çok konuşan, çok sosyal vesaire oluyor. Biraz aşırı bir aktivite. O şey dediğimiz değil mi? Sosyopat evet, dedikleri. Olabilir, olabilir ama bunlar hiç kesin tasnifler değil. Hı, yani ille de öyle ya da böyle hı. olacak diye bir şey değil. Ancak şöyle bir bazı ipuçlarını söylemek lazım. Mesela çocukları hedefleyen kişiler, özellikle pedofil dediğimiz yani çocuklardan cinsel açıdan uyarılan ve sonunda onları öldürmeye kadar götüren yani o kişiler çocukların sıklıkla bulunduğu yerlerde iş yapmayı, çalışmayı tercih ederler. Mesela antrenör olur. Küçükler antrenörü veya yüzme öğretmeni olur veya servis şoförü olur. Yuva öğretmeni olur. Yani sosyal hizmet çalışmanı olur. Yani bütün bunlar kendilerine çocukların çok olduğu yerlerde bir iş bulurlar. Dolayısıyla orada işe personel alırken hakikaten çok dikkat etmek ve de geçmişlerini biraz incelemek lazım. Yani kimdi bu insanlar diye. Şimdi bir şey anlatacağım size. İnsan haklarına aykırı diyebilirsiniz. Ama bu noktaya geliyor insanlar sonunda. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yerde bir ev kiralamak istediğiniz zaman ya da çocuğunuzu bir okula göndermek istediğiniz zaman o mahallede bir pedofil oturuyor mu oturmuyor mu diye internetten bulabiliyorsunuz. O kişinin fotoğrafı var, boyu bosu şeyi var, doğum tarihi var vesaire vesaire. Tabii bu o insana karşı korkunç bir şey oluşturuyor tabii. Tabii ki o bir çevrede. Etiket zaten. Korkunç bir etiket ve ondan kurtulması mümkün değil. Tabii. Yani o intihar edenler var bu nedenle. Mesela intihar eden İngilizler olmuştur yani bu yüzden. Böyle bir damgalama yüzünden, dışlandığı için. Ama öte yandan da bir önemli bir cinayet davası üzerine çıkmış bir yasadır bu. Bir kız çocuğunu anne karşıki komşuya bırakarak işe gider her gün. O komşu çok iyi bir insandır. Çocuğunu çok iyi oyalar, oyuncaklar verir bilmem ne filandır. Fakat sonunda o çocuğu öldürür o. Kadın da suçlu bulunduğu zaman ev daha önceleri başka bir eyalette o adamın aslında çocuk istismarından tutuklanıp kısa bir süre hapis yattığını öğrenir. Ve der ki ben onu bunu bilseydim eğer çocuğumu oraya göndermezsin der. Bizim ülkemizde evet, yok böyle bir yok sistem böyle bir değil şey. Mi hocam? Hayır. Bu da olsa ne güzel Hayır. olur öyle değil mi? Tabii yani her şey olsa güzel olur ama yani artılarını eksilerini tabii tartmak lazım her şeyin. Türkiye'de yaşadığımız bu sansasyonel cinayetler var. Nurlar içinde yatsın, vatan şaşmaz evet. yeni kaybettik. Evet. Ondan önce gencecik kızımız, Özge Canımız, Münevver evet. Karabulut'umuz evet. hepsinin ailelerine biliyorum dinmeyen evet. acılarına şifalar. Bu davalar size sorulur mu hocam? Siz onların içinde bulur musunuz kendinizi? Bazen. Yoksa yani, sizin tercihiniz midir bu? Tercihen yok. Mi girersiniz? Yani veya? Bazen Türkiye'nin dört bir yanında öğrencim var. Yani daha yani 82'den beri öğrencim var. Polis de var, jandarma da var, savcısı tabii. var, avukatı var. Yani yargıcı var. Her tarafta bildiğim tabii. insanlar var. Kimi zaman bana danışırlar. Yani öyle mi yapsak böyle mi yapsak burada neyi arasak ya da bu böyle yorumlanır mı diyerekten sorarlar ama doğrudan doğruya fiilen işin içerisinde değilimdir hiçbir zaman fakat fikirlerinizle danışmayla. Evet. Ve sizin mutlaka bir senaryonuz bir kurgunuz olur mu bu cinayetleri duyduğunuz Hayır, zaman? Hayır ben bütün soruşturma tamamlanıp da iyi bir olay yeri incelemeyi görmeden, neyin delillerin çalışıp da sonuçların ne olduğunu görüp de içime sinmeden, otopsi raporunu doğru düz görmeden, tanık ifadelerini okumadan, elde şüpheli varsa onun söylediklerini değerlendirmeden
hiçbir zaman fikir yürütmem. Çünkü gördüğünüze bile inanmamamız gerekir. Gerekir. İntihar görürsünüz, cinayet çıkar. Cinayet zannedersiniz, intihar çıkar. Yani mutlaka beklemek gerekir. Aslında bu interdisipliner, yani çok farklı mesleklerin bir araya gelerek çözdüğü olaylardır bunlar. Yani tek başına bir kişinin zaten yapacağı işler değil. Şimdi söylediklerinizden o kadar aydınlandım ve fikir sahibi oldum ki bu böyle hislerle, istikrarlar vuku ben hissediyorum. Ben müneccimim, bu onu öyle öldürdüğü gibi hiç basit bir şey olmadığını görüyorum. Tane tane incelenen dediğiniz gibi günlerce. Çok ayrıntılıdır. Çok ayrıntılı olduğunu görüyorum. Yani bunun kriminal profilleme yapanı vardır mesela, o da ayrı bir ilimdir. O da yani bir medyumluk ya da sadece onu soracaktım. Psikolojinin işi de değildir. Yani zannediliyor ki kriminal profilleme, yani bir suçu kimin işlediğini tahmin edebilme, psikologların ya da psikiyatların işidir. Bu katiyen doğru değil. Ya yani işte. İyi kriminalistik bilmediğiniz takdirde olay yeri inceleme, diyelim kan lekelerinin dağılımından bir sonuç çıkarabilme veyahut da işte düzenli bir olay yeri mi değil mi, bunun çeşitli sınıflandırması var tabii. Katiyen fikir yürütemezsiniz. Ama zannediliyor ki yani bunu için sormak psikologlar istedim. Oturur kriminal ve bunu çözüyorlar yapar. Gibi. Yok böyle. Sohbet yetmiyor. Züppe Kocanın şarkıcı karısı ve başka nahoş gerçekler son kitabımız. Doğru. Kısa bir reklama gidip geliyoruz. Lütfen bekleyiniz bizi efendim. Altıda başlayan macera, labirent, adli bilimlerin gizemli dünyasıyla bu ayak izi senin Dr. Watson, karanlığa yolculuk, gerçek suç öyküleri ve başka karanlık işler, her çikolata yenmez ve başka tatsız öyküler, kusursuz cinayet yoktur, kusursuza yakın olanlar vardır, yer altındaki melekler, yeryüzündeki şeytanlar, acayip işler. Dedik ve geldik 2017'ye. Uzun bir süredir son kitabınız üstünde çalışıyordunuz. Züppe Kocanın şarkıcı karısı ve başka nahoş gerçekler. Doğru. Şu anda herkes fırlayıp bulabilecek kitabımızı. Ne vaat ediyor okura? Ne anlatıyoruz hocam? Ne vaat ediyor? Bir kere gerçekleri anlatıyor. Yani hayal anlatmıyor. Her ne kadar yayın evim ısrarla bir roman yaz diyerekten baskı yap. Yapıyorsa da henüz o noktada değilim. Yani peki. Şimdilik toplumun hala gerçekleri öğrenmesinde fayda var ve benim de anlatacağım çok şey var diyorum. Burada hem çok parlak soruşturmalar okuyacaklar, yani yıldızlaşan soruşturmalar var. On binlerce kişiden örnek alınarak nasıl bir mavi gözlü katil bulunur filan diyerekten, yani böyle bir şeyler var. FBI Akademisi'nin bahçesine heykeli dikilen bir İtalyan savcının hikayesi de var. Yani çok güzel, hiç beklenmedik heyecan, bir şey bandım. O. Ama Çinlilerin Uygurlardan neden devamlı DNA almakta oldukları şu anda ve neyin peşinde olduklarına dair de yazılar var. Yani böyle bir sosyal içerikli ve de işte Uygurların yaşadığı sıkıntılarla ilgili, Uygur kadınlarıyla ilgili problemler de var. Çok enteresan. Ve yapılan hatalar var yine. Yani nerede hata yapılabilir? Yani DNA analizlerindeki hatalar nasıl olur? Akrabadan suçluyu bulmak nasıl mümkün oluyor? Yani bir akrabanın üzerinden onu bulmak gibi böyle. Yine bir aşure pişirdim. Farklı farklı şeyler var. Evet, öyle yapmışsınız. Ama gerçek ne suç güzel. Öyküleri var. Züppe Kocanın şarkıcı karısı da ilk öyküsü onun. Hakikaten o da dramatik bir hikaye. Ve güzel olan şu ki okuduğumuz her şey aslında yaşandı. Evet tabii. Önemli yaşandı olan ve üzerine çalışıldı. Evet. Sizinle vakit geçirmek çok güzeldi. Sağ olun. Tanışmak çok güzeldi. Çok ederim. Arzu ederim. Bir kere daha İnşallah. Masa başında oturalım. Tabii konuşacak ki. Çok Benim şey var. Niyetim. Eksik olmayın. Teşekkür Sağ olun. Ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Hoşçakalın.